Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz çocuk patiğinin yapım aşamasını paylaşacağım. Ben bu patiği 10 yaş için hazırladım arkadaşlar. Siz isterseniz 8 ve 12 yaş için de uygulayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken buranın uzunluğunu, kısalığını ayarlamanız. Ayrıca kanalımda 1 yaştan 4 yaşa kadar, 4 yaştan da 7 yaşa kadar olan minyonların patik yapım aşamasına ulaşabilirsiniz. Hepsi kanalımda mevcut. Bu patik için de Nako pırlanta patik ipi kullanıyorum. Herhangi bir patik ipi de kullanabilirsiniz. Kullandığım renkler bunlar. Kız çocukları için isterseniz bu bölümü pembe de yapabilirsiniz. Patik ipime uygun olarak da 4 numara tığ kullanıyorum. Siz de bunu patik ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Tığ numaranızı. Sarı ip ile başlıyoruz. Sihirli halka uyguluyorum. İpi bu şekilde parmağıma doladım. Tığ. Diğer ipin altından geçirdik. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bu zinciri saymayacağım. Dönüp geldiğimde bu üçüncü zincirin içine batacağız ve kapatacağız. Buradan çekip halkayı kapatabilirsiniz. Şimdi tığa doladım. Halkanın içine batıyorum. Tığda 3 tane var. İkili trabzan oluşturacağız. İlk 2, kalan 2. Tığa doluyorum. Halkanın içine batıyorum. İkili trabzan. Toplamda 10 tane ikili trabzan yapacağız. 4 numara tığ kullananlar için. 3 numara tığ kullanan arkadaşlar 12 trabzanla da başlayabilirsiniz. Tığa doladım. Halkanın içine batıyorum. İlk 2, kalan 2. 3 numara tığ kullanacak arkadaşlar 12 tane ikili trabzan yapmanız gerekiyor. Çünkü tığ numarası ne kadar küçük olursa patiğiniz de o kadar küçük olacaktır. 4 numara tığ kullanıyorum ve 10 tane ikili trabzan yeterli geliyor. Halkayı da buradan böyle yavaşça kapatacağız. Zincir hariç 10 tane ikili trabzan oluşturuyoruz. Zincir hariç 10 tane ikili trabzan oluşturduk. Şöyle sayalım. Zincirler burada. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi burada kalan ipi yavaşça çektik ve halkayı kapattık. 3 tane zincir oluşturmuştuk. Bunun içine batıyoruz. Tığa doladım. Düz çektik. İlmeğin içinden de geçirdik ve kapattık. Tüm kapatma noktalarını bu şekilde uygulayacağız. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir oluşturduk ve ikinci sıraya geçiyoruz. Tığa doladım. Zincirin tam dibindeki boşluktan başlıyoruz. İlk 2, kalan 2. Yine zincir hariç ikili trabzanlar oluşturacağız ve her bir boşluğun içine ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Sıra sayımız 10 ile başladık. İkinci sırada 20 olacak. 12 ile başlayanların da 24 olacak. Tığa doladım. Aynı nokta. İlk 2, kalan 2. Zincir hariç 2 tane trabzanı oluşturdum. Tığa doluyorum. Yanındaki boşluk. Birinci ikili trabzan. Aynı noktaya. İkinci ikili trabzan. Tığa doluyorum. Yanındaki boşluk. Birinci ikili trabzan. Tığa doladım. Aynı noktaya. İkinci ikili trabzan. Sıra sayımız 20 olacak. Zincir hariç. 6 tane oluşturduk. Bu şekilde devam ediyoruz. İkinci sırayı da oluşturduk. Sıra sayımız 20 oldu. 3 tane zincir oluşturmuştuk. Yine 3. zincirin içine batıyoruz. Tığa doladık. Düz çektik, kapattık. İkinci sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi buradan tekrar 1, 2, 3 zincir. Tığa doladım. Zincirin tam dibinden yine başlıyoruz. Bir tane ikili trabzan. Tığa doladım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Birinci ikili trabzan, aynı noktaya. İkinci ikili trabzan. Tığa doladım. Yanındakine bir tane tek.
Sağ doladığım yanındakine geçiyoruz. Birinci ikili trabzan, aynı noktaya ikinci ikili trabzan. Yani bir tane tek zincir hariç, bakın bir tane ikili trabzanımız, yanındakine bir çift. Bir tek, bir çift. Şimdi en son çift uyguladık, yanına tek yapıyoruz. Boşluğun içine bir tane ikili trabzan, yanındaki boşluğa geçiyoruz. Bir, aynı noktaya. 2. Bir tek, bir çift. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Bir tane tek, yanındakine geçiyoruz. Birinci tek, aynı noktaya. İkinci ikili trabzan. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Üçüncü sıramızı da bir tek, bir çift olarak tamamladık. Çift olarak bitirdik. Üç tane zincir çekmiştik. Üçüncü zincirin içine batıyoruz. Düz çektik, kapattık. Tekrar bir, iki, üç zincir. Sağ doladık. Tam dibinden başlıyoruz. Bu arttırmada son sıramız. Dördüncü sıraya kadar arttırıyoruz. Geri kalanı düz örgü. Sağ doladım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Buraya da bir tane tek. Sağ doladım. Yanındaki boşluk. Birinci tek. Aynı noktaya. İkinci tek. Burada bir tek bir çift uygulamıştık. Dördüncü ve son sıramızda da iki tek bir çift uygulayacağız. Birinci tek. Yanındaki boşluk. İkinci tek, yanındaki boşluk, bir, aynı noktaya, iki, bir, iki tek, çift, bir, iki tek, çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift. Birinci tek, yanındaki boşluk, ikinci tek, yanındaki boşluk. Bir, aynı noktaya, iki, sağ doladım, birinci tek, yanındaki boşluk, ikinci tek, yanındaki boşluğa, çift. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. İki tek, bir çift. Dördüncü sırayı da bitirdik. İki tek bir çift olarak uyguladık. Son olarak çift geldi. Üçüncü zincirin içine batıyoruz. Düz çektik, kapattık. Bir, iki, üç zincir. Şimdi arttırma işlemimiz bitti. Tığa doluyoruz. Hemen dibinden başladık. Her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan. Artık arttırma yok. Yanındaki boşluk. Bir tane ikili trabzan. Yanındaki boşluk ikili trabzan. Her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan oluşturacağız ve birkaç sıra sonra kendiliğinden bu şekilde toparlanacak. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 sıra arttırmayı uyguladık. Şimdi 1, 2, 3 sıra hiçbir işlem yapmadan düz öreceğiz. Daha sonra ipin rengini değiştireceğiz ve düz örmeye devam edeceğiz. Şimdi ben 3 sıra hiçbir işlem yapmadan her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan yapıp devam ediyorum. Buraya geldiğimde de yine buralarda uyguladığımız işlem gibi 3. zincirin içine batıyoruz. Tekrar 3 zincir. 3 sıra örüyoruz. 3 sıra hiçbir işlem yapmadan her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan oluşturduk ve patiğimizin ön bölümü tamamlandı. Toplamda 7 sıra örmüş olduk. Şimdi ip rengini değiştireceğiz. Kapatma noktasından kapattım. İpi buradan kesiyorum. İlmek burada. Bu şekilde tığa doladım. İlmeğin içinden geçirdim. Çektik, kapattık. Hemen
Bu başlayıp bitirdiğim noktadan bu şekilde ilmek aldım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar göstereyim. İpi bu şekilde tuttum. Tam başladığım nokta burası. Buradan bu şekilde geçirdik. 1, 2, 3 zinciri sağa doladım. Bu iki ipi de araya alacağız. Yine her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan. İpleri de ara bölüme saklamış oluyoruz. Biraz yürüttükten sonra kalanları kesiyorum. Arttırma yok. Her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan. En başa kadar ördük. 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içine batıyoruz yine. Çektik, kapattık. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tam dibinden ikili trabzanlara devam. Toplamda 2 sıra öreceğiz. Bu şekilde. Daha sonra tekrar sarıya geçeceğiz. 2 sıra siyah ördük. Buradan ipi kesiyorum. Çektik, kapattık. Şimdi sarı ipe geçiyoruz. Yine bu noktadan başlıyorum. 1, 2, 3 zincir. İpleri arada saklayacağız. İkili trabzanlara devam ediyoruz. Yine arttırma yok. Arttırma işlemimiz bitti. Her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan. Bunu da toplamda tekrar 3 sıra daha öreceğiz. Ve diğer bölüme geçeceğiz. Şimdi bu şekilde örüyorum ben 3 sıra daha. 3 sıra daha ördük. Buralarda uyguladığım kapatma işlemini burası için de uyguladım. Ve patiğimizin ön bölümünü bitirdik. Şimdi bakın burası başlayıp bitirdiğim nokta. Patiği ikiye katlıyoruz. Şimdi ön bölüm olarak buraya kullanacağız. Ki başlayıp bitirdiğimiz nokta altta kalsın ve izi belli olmasın. Şöyle ipi de çıkartalım. Şimdi buradan 6 tane ya da 8 tane boşluk bırakacağız. Şöyle göz kararı ayarlıyorum. İsterseniz sayıp da yapabilirsiniz ama burası tam ortasına denk geldiği için çok saymıyorum ben. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben 8 tane boşluk bırakacağım. Bunda da çünkü 8 tane boşluk bıraktık. İsterseniz 6 da bırakabilirsiniz. İsterseniz hiç bırakmayabilirsiniz. Yani bir tane bırakıp örebilirsiniz. Şimdi şuradan ipin rengini değiştiriyoruz. Yine burada başladığım şekilde başlıyorum. İpi bu bölüme geçirdim. 1, 2, 3 zinciri sağa doladım. Bu ipi de saklayacağız. Hemen yanındaki boşluğa geçiyoruz. İkili trabzan. Şimdi bu bölüme kadar örüyorum. 6 tane ya da 8 tane boşluk bırakacağız. Bu bölüme kadar ördüm. Arada 8 tane boşluk bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dediğim gibi 6 tane de bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. 4 tane de bırakabilirsiniz. Şimdi bu bölümdeyim. 3 tane zincir oluşturuyoruz. Tekrar 1, 2, 3. Örneği ters çevirdik. Sağa doluyorum. Zincirin tam dibinden başlıyoruz. Her bir boşluğun içine bir tane ikili trabzan. Şimdi bu köşe bölümüne kadar örüyorum tekrar. İkinci sırayı da bitirdik. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir patiği ters çevirdik. Sağa doladığım zincirin tam dibinden İkili trabzanlara devam ediyoruz. Bu şekilde
bu bölümlerin düz olmasını sağlayacağız. Bu bölümü 15 sıra ördük arkadaşlar. Bunu kendi çocuğunuzun ayağına göre ayarlayabilirsiniz. Son 2 sırada buranın oval olması için bir işlem uyguluyorum. Onu göstereceğim. Şimdi 13 sırayı bu şekilde örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Yine çocuğunuzun ayağına göre de ayarlayabilirsiniz. İlla 13 sıra olmak zorunda değil. 10 sıra da olabilir. 15 sıra da olabilir. Tek yapmanız gereken son 2 sırayı bırakmak. Buraya kadar örüyorum. Son 2 sırada buranın oval olması için tekniği göstereceğim. Bu şekilde devam ediyoruz. Patiğin bu bölümünü 13 sıra ördük. Şimdi 14. sıradan bir bölümüne kadar ördüm. Şu ovalliği oluşturacağız. 14. sıradan da belli bir yerine kadar ördüm. Şimdi şu şekilde sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 burada zincirlerle birlikte, bakın buradaki 3 zinciri de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Arada 6 tane boşluk kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 burada, 14 burada. Arada 6 tane boşluk kaldı. Şimdi bu 6 taneye sık iğne uygulayacağız. En son ikili trabzan oluşturduk. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluk, tığa doladım. Tığda 2 tane var. Çektik, kapattık. Tığa dolamadan boşluğun içine batıyorum. Tığa doladım. Tığda 2 tane var. Çektik, kapattık. 3 oldu. 4, 5, 6. 6 taneye sık iğne uygulamış olduk. Tığa doladım. Hemen yanındakine, ikili trabzanlara devam ediyoruz. Burada bakın böyle bir çukur oldu. Sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 15. sırada yine bu bölüme kadar örüyorum. Burada uyguladığım işlemi göstereceğim. 15. sırayı da yine bu bölüme kadar ördüm. Son ikili trabzanı yapıyorum. 14. sırada 6 tane sık iğne uygulamıştık. Şimdi sık iğnelerin olduğu bölüme geldim. Bakın boşluğa batıyorum. Tığa doladım, çektim. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Tığa doladım, çektim. Tığda 3 tane var. 3'ünü 1 alıyoruz. Buradaki 6 tane sık iğne sayısını 3'e düşüreceğiz. O yüzden kesim uyguluyoruz. Yanındaki boşluğa geçiyorum. İkişerli ikişerli keseceğiz. Tığa doladım, çektim. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Tığa doladım, çektim. Tığda 3 tane var. 3'ünü 1 aldık. Tekrar göstereyim. Boşluğun içine batıyorum. Tığa doladım. 2 tanesi tığda. Yanındaki boşluğa geçiyoruz. 2 tanesi, 3 tane oldu tığda. 3'ünü 1 çektik, aldık. Yanındaki boşluğa geçiyoruz. Tığa doladım. Tığda 2 tane var. Yanındaki boşluk, tığda 3 tane. 3'ünü 1 çektik, aldık. İkinci ilmeğimiz oldu. Yanındaki boşluğa geçiyoruz. 1. Yanındaki boşluk 2. 3'ünü 1 çektik, aldık. Tığa doladım. Şimdi ikili trabzanlara devam ediyoruz. Burada böyle bir görüntü oldu. Sonuna kadar ikili trabzanlara devam ediyoruz. Patiğimizin örme işlemi bitti. 15. sırayı da bitirdik. Son 2 sıradaki işlem, ortadan 6 tanesini sık iğne uyguladık. 15. sırada da bu 6 tane sık iğneyi 3'e düşürdük. Bu şekilde böyle bir çöküntü oluşturmuş olduk. Şimdi bu bölüm birleştireceğiz. Bakın patik bu şekilde. Bu bölümden tuttum. 2'ye katladık. Bunu böyle çevirdiğimiz zaman bu içeride kalacak. Tekrar göstereyim. Buradan tutuyoruz ve 2'ye katladık. Şimdi bu bölümden birleştireceğiz. Bakın ilmek burada.
Karşılıklı 2 buradan, 2 buradan ilmeğin içine batıyorum. Tığa doladım. İsterseniz sık iğne şeklinde, isterseniz normal iğne iplikle de kapatabilirsiniz. Ya da ip yürütme tekniğiyle de kapatılabilir. Tamamen size kalmış. İki tane buradan, iki tane tam karşılıklı denk gelecek şekilde alıyoruz ve sık iğne. Kestiğimiz noktaya geldik. Yine buralardan da karşılıklı ilmek alıyoruz. Bu ipi daha sonra iç bölümüne saklayıp fazlalığı keseceğiz. Ve patiğimiz bitti. Kenar bölümündeki süsü oluşturacağız. Birleştirme noktasından herhangi bir bölüme batıyorum. İpi buradan çıkardım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Bu ipi de iç bölümüne saklayacağız. Aradaki boşluğa batıyorum ve sık iğneyle de kapattık. Herhangi bir kenar süsü de yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir. Rastgele boşluğun içine batıyorum. Sık iğneyle de kapattık. 1, 2, 3. Bu bölüme nasıl uyguladığımı göstereceğim. Üçerli zincirler oluşturduk. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir tane boşluk bırakıyorum. Diğerinin içine sık iğne şeklinde battık. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir boşluk. 1, 2, 3 zincir. Bir boşluk yanındakine. Bu şekilde devam ediyoruz. Patiğimizin kenar süs bölümünü de bitirmiş olduk. Şimdi gözlerini oluşturacağız. Bunun için aynı patik ipinden kullanıyorum. Herhangi bir ip de kullanabilirsiniz. Yine sihirli halka ile başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir oluşturdum. Tığa doladım. 10 tane ikili trabzan yapacağız. Zincir hariç oluşturuyorum ben bu 10 tane ikili trabzanı. Tane ikili trabzan oluşturduk. Bu bölümden halkayı kapatıyorum. En başta 3 tane zincir çekmiştik. Bunun içine batıp düz çektik, kapattık. Aynı bu patiğin başındaki gibi. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir tığa doladım. Tam dibinden başlıyorum. Bir, aynı noktaya 2. Tığa doladım, yanındaki boşluğa geçiyorum. Birinci ikili trabzan, aynı noktaya ikinci ikili trabzan. Her bir boşluğun içine ikişer tane ikili trabzan oluşturacağız. Sıra sayımız ilkinde 10'du. İkinci sırada sıra sayımız 20 olacak. Birinci ikili trabzan, aynı noktaya ikinci ikili trabzan.
Sıra sayımız 20. Bu şekilde ikinci sırayı da oluşturuyoruz. İkinci sırayı da bitirdik. Üçüncü zincirin içine batıyorum. Sağa doladım. Düz çektik, kapattık. Bu ipi böyle arasından geçiriyorum. Bu bölümünü oluşturmuş olduk. Şimdi gri renk ip kullanacağım. Bu başlayıp bitirdiğim noktadan başlayacağım. Bu şekilde tığa doladım. Bir tane zincir oluşturduk. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Arttırma yok. Her bir boşluğun içine sık iğne oluşturacağız. Ve bu kıvrılma bölümü oluşacak. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Tığa doladım. İkisini bir çektik aldık. Yanındaki boşluk. İkisini bir çektik aldık. İlmek burada. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Tığa doladım. Tığda iki tane var. İkisini bir çektik aldık. Arttırma yok. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne oluşturuyoruz. Bakın hemen toparlanmaya başladı. Bu ipi buradan geçirdim. Bu kalan ipleri arka bölümüne saklayacağız. İkincisini de aynı şekilde oluşturuyoruz. Bu siyah bölümünü oluşturacağız. İsterseniz bu bölüme düğme de dikebilirsiniz. Ben yine patik ipi kullanıyorum. Sihirli halka ile başlıyorum. Bir tane zincir oluşturduk. Şimdi halkanın içine batıyorum. 10 tane sık iğne oluşturacağım. Çok büyük olmayacaklar. 8 de olabilir bu. 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle bir kapatalım. Dokuz, on. 10 tane sık iğne oluşturduk. Halkayı kapatıyoruz. En baştaki zincirin içine batıyorum. Tığa doladım. Çektik, kapattık. İpi buradan kesiyorum. Aradan geçirdim. Şimdi buradaki iple bu kalın ipi birbirine bağlıyorum. Sağlam bir şekilde. Çünkü saklayabileceğimiz bir nokta yok göz bölümünde. Şimdi ikisini kesiyoruz. Yine beyaz patik ipi kullanıyorum. Bir noktasını bu şekilde bağladım. Şöyle bir yerden iğneyi çıkartalım. Tam karşısından geçiriyoruz. Ve göz bölümünü oluşturduk. Yine bunu buraya dikeceğiz. Yine ben bu kalan iple dikiyorum. Zaten göz çevresi beyaz olduğu için
gözükmeyecek. Diğer gözü de aynı şekilde oluşturuyoruz. Şöyle ayarlayalım. Bu kalan ipleri de iç bölümüne saklayıp buralardan dikiyoruz. Patiğimizin ağız bölümünü ayarlayacağız. Şimdi bu sağ bölüm olacak. Çünkü bu tarafa doğru gülümsemiş. Diğeri de sol tarafa doğru olacak. Şimdi şu bölüme göre ayarlıyorum. Bunu istediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz. Yine siyah ip kullanıyorum. Arka bölümünü bu şekilde bağladım. Şuradan ipi çıkardık. Şöyle tam ortasına batıyorum. Yine bunun tam hizasından çıkartıyoruz. Tekrar bu noktaya batıyorum. Şöyle çekeyim. Bu bölümü oluşturmuş olduk. Şimdi ip bu tam ortada. Buraya batıyorum ve buranın tam karşısına. Ağız bölümünde hazırlamış olduk. Bu ipi buraya bağlayacağım. Patiğimizin gözlerini ve ağız çevresini bitirdik. Yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.